Herkese merhabalar kaptanlar. Bozburun Boğazı'na tekrardan hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Siirt Havalimanı'na VOR A approach'unu yapmaya düşünüyoruz. Gördüğünüz gibi chartta okuyabildiğimiz kadarıyla VOR Siirt frekansı 114.3. Final approach kursumuz 331 olacaktır. Havalimanının yüksekliği deniz seviyesinden 2000 feet yüksekliğini gösteriyor. Biz birazdan simülatörde 11.000 feet yüksekliğinde başlayarak Sierra Romeo Tango VOR üzerinden 11.000 feet üzerinden geçerek manyetik korsumuz 132 radial olarak girişimizi yapacağız ve 8 mil uzaklaşarak maksimum hızımızla 185 knots ile sağdan uçuş başı yaparak buradan 8 milden itibaren sağa doğru döneceğiz ve 8 mil kala tekrardan alçalmaya başlayacağız. Burada 8000 feet yüksekliğinde olmamız gerekli, 8 mil uzaklıkta. Dönüşten sonra tekrardan VOR 326 radial girişini yapacağız ve oradan itibaren alçalmaya devam edeceğiz 6000 feet'e ve VOR üzerinde 6000 feet üzerinde olmamız gereklidir. Ve buradan sonra yönümüz 331 olacaktır ve VOR'dan sonra da tabii hemen tekrardan alçalmamız gerekli. Bizim kategori CD olduğu için 4500 feet'e kadar alçalma serbesttir ve buradan itibaren pisti gördüğümüz an bizim iniş hatifimize kalmış bir durum olacaktır. Biz buradan tekrardan sola doğru uçuş başı yaparak ve pist 06'yı 6'ya doğru yönlendireceğiz uçağımızı ve manuel olarak uçağımızı bu şekilde indirmeye çalışacağız. Hava şartlarına baktığımızda hava şartları bu uçuş için normal gözüküyor ve güzel bir hava var Siirt'te. 40 derecelik bir hava durumu var. Hava ısısı. Hemen metarlarımıza da bakalım. Siirt Havalimanı metar durumu şu an gördüğüm kadarıyla. Evet, Siirt Airport'un metar kodlarına baktığımızda buradan göreceksiniz LTCL 14 Temmuz 11.50 Zulu saatinde en son yayınlanmış metar hava durumu. Rüzgarın değişik yönlerden gelmesini buradan görüyoruz. Variable 0.5 yani 5 knots ile gelmektedir ve gusts 15 knots ile rüzgar değişiyor. Görüş mesafemiz 10 kilometre ve daha fazlası. Parçalı bulutlu 4000 feet yüksekliğinde. Evet ve hava ısısı da biraz daha yükselmiş. 42 dereceye çıkmış. Dew point'umuz 0.3. QNH'imiz 0.999. Evet, hava şartlarını bu şekilde aldık. O yüzden pistimiz 0.6 olacaktır iniş için. Hemen kokpitimize geçiyoruz ve 11.000 feet yüksekliğinde başlayarak sizlerle beraber approach'umuzu yapacağız. Evet, Siirt VOR'una yaklaşmadayız şu an. VOR'ı tam ortalamamız lazım. Heading'imiz 132'ye dönüyoruz. 11.000 feet yüksekliğindeyiz ve uçağımızın hızı 280 knots. 10.000 feet üzeri olduğumuz için hızımız 250 üzeri. Birazdan alçalmaya başlamadan önce hızımızı 220'ye düşüreceğiz ve daha sonra 185'e. Bu şekilde alçamaya başlayacağız. Yavaş bir şekilde. Şimdiden hızımızı düşürelim biz. 220'ye alıyoruz. Ve daha sonra 220'ye ulaştıktan sonra 185'e alacağız. Ve bu şekilde alçamaya başlayacağız. Şu an VOR'ı tam ortaladık. Yaklaşık 8.5 mil kaldı. Birazdan alçamaya başlayacağız. Hava ısısı 42 demiştik. Uçağımızın için her şeyleri hazırladık. İnişte medium auto brake kullanacağız. Medium auto brake. Ondan sonra bu şekilde devam edeceğiz. Evet. Gözümüz VOR üzerinde. Course heading 132'den devam ediyoruz. Tam güzel şekilde ortadan gidiyor. 6 mil kaldı. Hızımız neredeyse 220'ye ulaştı.
Evet, havalimanını buradan görüyoruz. Mil kaldı. Biraz sağ alalım uçağımızı 5 derece. 137'ye dönüyoruz. Tekrardan localizer'ı capture yapabilmek için. Bir 5 derece daha alalım. 142'ye dönüyoruz sağdan. Evet, uçağımızın hızını 185'e alalım. 185. Yavaştan alçalmaya başlayacağız. 132'ye dönüyoruz tekrardan. Evet, 8000 fite alçalıyoruz. Yaklaşık dakikada 1400 fit ile alçalmaya devam edeceğiz. Evet, 1400 heading'imiz bu şekilde devam edeceğiz. Evet, spoiler'larımızı açalım. Hızımızı biraz kesmek için. Evet, course heading'imiz 332 olacaktır. Dönüşten sonra hemen ayarlayalım. Burada kesinlikle yüksekliklere dikkat etmemiz lazım. 8000 feet yüksekliğinde tutacağız. Daha sonra hızımız maksimum 185 olacaktır. Flap 1 atıyoruz. Flap 1. Spoiler'ları içeri alalım. Evet, 6,3 mil uzaklıktayız VOR'dan. Yüksekliğimiz 8000. Dönüşümüzü yapacağız buradan. Dediğim gibi 8 milden itibaren maksimum hızımız 185 knots ile dönüşümüzü gerçekleştireceğiz. Daha sonra tekrardan VOR'a 132 radial'dan bağlanarak VOR'a 8000 feet yüksekliğine devam, pardon, 6000 feet yüksekliğine alçalacağız ve yüksekliğimizi VOR'a kadar tutacağız. Evet, 8 mili geçtik. Sağdan uçuş başı yapıyoruz hemen. Evet, uçağımız sağa dönüyor. 332 dereceye dönüşümüzü yapacağız. Yani 180 derecelik sağdan dönüş başı yapıyoruz. Yüksekliğimizi daha tutuyoruz. Döndükten sonra 6000 fite alçalmaya devam edeceğiz. Şu an yuvarımız hareket etmiyor daha. Localizer. Manzara da çok güzel. Siirt meydanı. Gördüğümüz gibi bayağı bir dağlar var. Eğer fazla sist olursa bu şekilde uçmanız gerekli. Enstrümanlarınıza güvenerek uçuşunuzu yapmanız lazım. Ve bunu tam olarak yapmanız lazım. Eğer tam yapmazsanız havada sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, biraz daha sola alalım uçağımızı. Tam girmedi hiç localizer'a. 322 alıyoruz. 10 derece fark ile sola doğru. Evet, şimdi alçalmaya başlıyoruz. 8 mil uzaklığındayız. 6000'e alçalmayı serbest yapalım. Dakikada 1000 feet ile alçalacağız. Yaklaşık 2 dakikada 6000 feet yüksekliğine varacağız.
Hızımızı 185'te tutuyoruz yine aynı şekilde devam ediyoruz ve gözümüz VOR'a gidiyor yine. Tam radial'a ortasına getirmemiz lazım. O yüzden biraz daha soldan uçuyoruz. Evet, Cappuccino. Evet, 132'ye dönüşümüz yapıyoruz şu an. Localizer captured. Evet, ben buradan havalimanını görüyorum, pisti de görüyorum. Buradan bu şekilde devam edeceğiz. Viyavar'ı geçtikten sonra 4500 feet yüksekliğine alçalmaya devam edeceğiz. Şu an neredeyse 6500 feet yüksekliğine varmak üzereyiz. Evet, yaklaşık 1,5 mil kaldı. Tam VOR'un üzerinden sola doğru döneceğiz. Downwind lake'e geçeceğiz direkt. Yönümüz 240 olacaktır. Yarım mil kaldı. Evet, dönüşümüzü biz başlatalım şimdi. 240'a dönüyoruz. Ve hızımızı 160'a alalım. Birazdan flaplerimiz 2'ye alacağız. Heading to 40, alçalmaya devam ediyoruz. 4500 minimum. Evet, sağdan da bakalım. Pisti görebiliyor muyuz? Evet, bu şekilde paralel uçuyoruz. Şu an downwind lake'deyiz. 4500 feet'e alçalmaya devam. Evet, tekrardan kokpitimize dönüyoruz ve performanstan hızımıza bakalım. V approach hızımız 144 olacak. Landing speed 139. Evet, neredeyse 4500 feet'e 2500. yaklaştık. Biraz daha ilerleyelim ki alçalmak için biraz daha yeterli vaktimiz olsun. Fazla erken dönersek alçalma şeyimiz daha 2500. yükselecek. O yüzden biraz daha devam edelim. Evet, flaplerimizi 3'e alıyoruz. Sağdan uçuş başı yapalım. Otopilotumuzu birazdan kapatacağız. Manuel olarak inişimizi gerçekleştireceğiz. Hızımızı 144'e alıyoruz. Tekerlerimizi de indirelim. Lower gear. Autopilot off. Auto throttle'ı da kapatalım. Bu şekilde manuel olarak hızımızı biraz düşürmemiz lazım. Yavaş yavaş alçalmaya başlıyoruz.
Bir flap daha atalım. Flap, full flaps. Flyby-Wear'in bir sıkıntısı var, o da auto throttle tam tutmaması. O yüzden auto throttle'u şu anda kapattım. Normalde açık tutardım. Ancak sıkıntılı olduğu için biraz kapatıyorum. O yüzden gözümüz hızlı olması lazım. Biraz hızlı şekilde gitmemiz lazım. Şu an tam dağın tepesinden sonra alçalmaya daha sert bir şekilde başlayacağız. Hızımızı, önemli olan hızımızı şu an tutmamız lazım. 500 400 Evet, 130'u alalım landing speed. 300 400 Evet, landing checklist. Gear down, green lights, auto brake set medium, spoilers armed, landing lights checked, cabin crew 500. Advised, landing checklist completed. Evet, iyi inişler olsun. Checked. 400 Checked. Checked 300 Landing. 200 100 50 40 30 Retard. Spoilers, reverse thrust. Evet, biraz sert iniş oldu. Kusura bakmayın. Six knots. Auto brake. Siirt Havalimanı'na hoş geldiniz. Spoiler'ımızı hemen down detent yapalım. Flaps retracting. Evet, Siirt Havalimanı'na indik. 40 hava ısısı 42 derece gösteriyor. Gördüğünüz gibi 42 degrees. Bayağı bir sıcak var yani. Asfaltı ağlattık. Evet kaptanlar, bu videomuzu beğendiyseniz bir beğeni atmayı unutmayın. Yorum kısmında isteklerinizi, havalimanından isteklerinizi yapabilirsiniz. Buradan sizin için bunları approach chartlarıyla gerçekleştirmeye çalışacağım. Bir beğeni atmayı unutmayın kaptanlar. Daha sonraki uçuşta görüşme dileğiyle. Hepinizi çok seviyorum. Hoşça kalın.